Mutlu pazarlar. Hepiniz heyecanlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kahvaltımızı falan yaptık. Bazı işlerimizi hallettik. Ve günün devamında yeni bir vlog başlatalım dedik. Çocuklar banyoya girecekler şimdi sırayla. Herkes banyosunu yapacak. Ali'nin biraz işi var. Aşağıya çarşıya kadar iniyor. Ben de hemen mutfağı temizleyeceğim. Mutfak temizliğinden sonra halılarımı sereceğim. Artık bütün evin halıları serilecek. Şimdi önce bir dün zaten her yer, yani bizim evde zaten günlük bütün odalar bir köşe süpürülüyor. Şimdi robotu göndereceğim tekrardan. Yatak odası ve çocuk odası dün aslında süpürülüp silinmişti ama dün de kaldı. Şimdi tekrardan süpür sil yaptıracağım. Yatak odasına ve çocuk odasına oranın halılarını sereceğim. O arada ben çocuklar banyolarını yaparlar. Ve ben o arada da mutfağı toparlarım. Mutfağı topladıktan sonra da işte koridor, mutfak halısı ve salonumun halısını sereceğim. İşlere başlamadan önce ilaçlarımı içeyim. Biliyorsunuz ben de hastayım, gripim ama hiç dinlenemeyip sürekli ayakta gezince iyileşemiyor. Ne oldu? Dur. Ver bana. Orada dursan. Ben atarım. Çocuklara da vereceğim şimdi ilaç. Önce ben bir tane ilaçlarımı içeyim. Allah'ım sana şükür. Ama yağmurlu canlar. Yağmura döndü. Yağmur başladı. Şey nerede? Şuraya böyle şey bezle koyuyorum. Elimin altında şöyle elime silecek bez. Şu ilaçlarımı bir içeyim. Ben ilacımı içtim. Çocuklarınkini de içirdim. Şimdi Aytuğ banyosunu yapıyor. Aylin ile Yakup banyoya girecekler. Yataklar falan pek toplanmamış bugün. Hadi yatakları biz yapalım bugün. Şey yapacağım. Hemen. Robotu göndereceğim buraya. Bu iki odayı bir süpürüp silsin. Halısını ayarlayayım. Bakayım hangi, şimdi ortalık biraz genişledi ya. Hangi halıları sersem diye düşünüyorum. Aklımda bir şey var ama dur bakalım. Anne. Efendim oğlum. Kitap istiyorum. Yaptın değil mi? Yaptım. Dediğini yaptın yani. Yaptım. Bak şu an Alper ne yapıyor biliyor musunuz? Yani hani siz diyorsunuz ya Alper ağır abi, ağır abi, ağır abi. Alper'in sizin hiç görmediğiniz yanları var. Şu anda yaptığı şeyi size söyleyeyim. Aylin'in keçeli kalem kutusunu, boyama kutusunun, bütün kalemlerin şeylerini değiştiriyor. Kapaklarını değiştiriyor. Çok fenasın. Hepsinin kapaklarını değiştirdi. Aynı şu an banyoda. Banyo yapıyor. Aytu banyosunu yaptı çıktı. Şimdi Aylin banyo yapıyor. Alper bütün kapakları değiştiriyor. Yani nasıl diyeyim? İşte, turuncuya yeşil takıyor. Atıyorum siyaha mavi takıyor. Mesela bu mavi. Gel anne. Kim gelmiş Nilay? Mesela bakın bunun, Aylin bunu mavi zannedip alacak eline. Bakalım içinden ne çıkacak? Aytu çıkarsana. Ben içinden ne çıkacağım? Bence yeşil. Niye açılmıyor bakın? Açsana. Kırmızı çıktı. Hepsinin kapaklarını değiştirdi. Aylin'i gıcık edecek. Aylin'i sinir edecek. Çok fenasın çok. İşte bu Alper'in görmediğiniz yanı. Bunun gibi ne gevezelikler yapıyor. Ne gevezelikler yapıyor. Kızım kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim kim? Mammaları gördü. Elindeki mammaları gördü. Onları istiyor. Mamma. Ne istiyorsun kızım? Ne istiyorsun annem? Söyle ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ay.
Mamma istiyor, mamma. Al bebe, al. Bunlar o gün anneme indirmiştim ben de bunlara, misafir gelmişti. Aşağıda kalmıştı. Anne de bak bak. Döktü hepsini Alper, topla. Allah, aynen öyle yaşın sen. Neyse, neyse misafire koymayı gidiyoruz. burada. Döktü. Yere mere ne düştü? Dur, hayır, elini alma, elini alma. Sen onu yiyemezsin annem. Sert o, sert. Dur, kaldırsana, altına gitti mi? Yok. Ama yere düş. Bundan yesen o sert, onu yiyemez. Onu biz nasıl alıyorduk onu? Böyle tak vuralım, öyle kırılır herhalde. Yavaş. Bunun da kenarından ısıttırıyorum ben. İçinde fındık var. Kenar çikolatası yumuşak olduğu için çikolatasını ısıttırıyorum. Ancak kahvaltı yaptık. Şimdi çocukları banyoya geçirdim. Tek tek banyonuzu yapın dedim. Öbür odalar bir süpürülüp silinecek. Şimdi kullanacağım. Anneciğim dur. Alper kucağına alsana Nilay'ı. Al. Al aşkım. Al aşkım. Ya olsa çok uzuyor ondan sonra. Okul oluyor ondan sonra gidemiyorum. Gidecek vakit bulamıyorum. Çok uzuyor ondan sonra. İşte. Fındığı çıktı. Çok geldi. Uzun oluyor. Ben sinirim bozuyor. Ne oluyor Meren'e? Hayran olayım Meren'e. Sen var ya, sen. Banyo mu yaptın? Yok. Sesini değiştirdim. Akşam yatmadan değiştirmiştim. Oturuyor bağdaş kuruk, oturuyor. Sadece bağdaş kuruk oturuyor. Alper diyor ki anne diyor, şunu mini minnacık diyor, çok komik diyor. Küçücük diyor. Komik bir kız. Komik, çok komik. Yerim bir onu kız. Yerim onu, ah. Al aşkım. Küçücük bir kız. Tamam. Ya bu kızım. Uy kurban olayım yerine. Bir öksür hele kızım. Hasta mı oldun sen bebeğim? Yapıyor. Uy kurban olayım. Çok hasta oldun bebeğim. Çok mu? Bırak çıkar. Yapıyor. Çok hasta oldun bebeğim. Ay şey sen biraz. Gördüler mi seni kızım? Bebeğim ben. Yap bakayım kızım. Oy çok kibar yapıyor. Kurban olur annesi. Çok çok da kibar öksürüyor. Çok öksürüyor. Şimdi ağzında lokma var ya, çok şey yapamıyor. Kimin tatlı kızı bu? Kimin şeker kızı bu? Hadi. Benim mi şeker kızım? Benim. Alper sen yanına otur annem bir. Yok dizi değil bu, sinema. Hoşumuza gitmedi en başı. Nilay! Şimdi Nilay anneannesi tatlı yiyecek. Nilay'a da yedirecek. Dur. Şunu koyacaktım önüne. Sertmiş ona şey ye. Şu alt yumuşak yerinden. Üstü kızarmış oluyor ya. He. İşte ben de altından yedirdim. Şey yapamadım. Ay çıkaramadım bir türlü. Suyunu da vereyim de. Zaten su içmiyor fazla. Şu ailenin bebeğinin elbisesi. Ha, yiyor mu? Onu seviyor. O tatlıyı seviyor. Dün de yedirdim. Sesini kısın oğlum. Alper kalk bakayım. Anneciğim kalk bir. Ne güzel yağmur başladı. Oh mis gibi yağmur başladı. Bak şuradan bakıyor. Böyle hızlansa, hızlanırsa güzel olur. Lan banyoya gireceğim. Yok baban ayarladı onu. Maşallah yağmur hızlanmaya başladı. Ay nasıl özlemişiz yağmuru ve kış havasını özledik vallahi ya. Vallahi ne güzel kış havasını özledik biz. Toprak kokusu. Hafif yağıyor.
Yerler bayağı ıslandı. Nilay da yağmuru seyretmeye geldi. Nilay da yağmuru seyretmeye geldi. Aşkım, aşkım. Geç içeri, geç. Böyle gezme. Ay, banyodan çıktılar, saçlara bak. Islak ıslak dışarıda. Ay! Ay! Kendisi koyuyor. Ay Nilay. Anne eskiden 23 Nisan gösterilerini stadyuma izlemeye giderdik. 23 Nisan orada olurdu ya, kutlanırdı. Gazeteden böyle şapkalar yapılırdı. Herkes de kafasında gazeteden şapka olurdu. Tut sen birazcık saçın kuruyana kadar kalkma, gezme. Şöyle. Tamam mı aşkım? Alkış yap. Ay! Kız seni yerim ben ha. Kız seni yerim ben. Alkış. Yok. Kapatıyor. Çıkarıyor. Memduza sen var ya. Sevmek için yaptım. Nilay, hasta mı oldun kızım ya sen? Ay çok hasta olmuş Nilay. Ay çok öksürüyormuş. Çok öksürüyormuş Nilay ya. Eskiden çok öksürüyor. Şimdi biraz iyileştim. Öksür bakayım. Öksür hele kızım. Öksür hele kızım. Buyur. Bambaya neydi hele? Kahvaltıya çağırdık, niye gelmedin? Patates kızarttık. Ondan evvel de oturdum. Çünkü pavurdu Ali'ye, ben zeytin salatası yaptım. Ondan evvel de dedim. Seni de çağıralım dedik. Aysu, Nilay'a biraz suyundan içirsene. Ben de bir yap dedim. Ondan evvel yaptım Allah'ım dedim. Ben öyle şey. Nilay'a biraz su içirsene. Ne olsa dedim. Ben dedim banyo ya şey yapan olsa da yesem dedim, kahvaltı dedim. Çağırdık seni. Ondan evvel ben yaptım mı? Ha, biz geç biraz ne kadar olsa yedi biraz ya, geç kaldık. Ben de geç yapıyordum da. Sana göre senden geç kalkıyoruz yani. Sen erken şey, kalkıyor biraz. İlaç içmem için ölüyorum ağrıda. Ha. Aleykümselam. Dökülüyor, sıvıyor, bir daha dökülüyor. İyisi mi? Çocuklar şimdi tek tek banyoya giriyorlar ya. Çalıştıramıyorum. Kahvaltılıkları dolaba koyayım. Şu patatesi koyayım bir kaba. Biraz sonra acıkırsa bir atıştırma yaparlar. Ayrıca çarşıya aşağıya kadar bir gitti. Gelin birazdan. Ben artık bugün şu işleri bir halledeyim. Hemen yatak odası ve çocuk odası süpürüldü, silindi. Mutfağı halledeyim. Mutfaktan çıkacağım. Koridorla mutfağa göndereceğim. Koridorla mutfağı aynı anda süpürüp siliyor. Biz o şekilde programlamıştık.
Ondan sonra buralarda süpürülür, silinir. Hemen halılarını açarım. Ondan sonra salona geçerim. Annem de şimdi tuttuk biraz. Annemi kahvaltıya çağırdık sabahın. O biraz daha erken kalkıyor. İlaç içiyor ya. İlaç içmesi gerektiği için kahvaltıyı erken yapması gerekiyor. Yani 9-10 gibi o kahvaltısını yapıyor. Ya benim şey saklama kabım ne vardı? Neydi bu acaba? Temizler var, boşaltılacak. Hemen hemen şu an sadece bir hafta sonu kahvaltısının bulaşığı, sadece hafta sonu kahvaltısının bulaşığı bir makine var. Şu an inanın makineyi dolduracak. Şu kaldı, bunu neyin içine koysam? Saklama kabına ihtiyacım var. Ne kadar alsam da yetmiyor. Ama şöyle yani. Boy boy saklama kabına ihtiyacım var. Şu boylarda lazım bana. Biraz birkaç tane bu boy alayım. Şimdi şunlar var. 3 tane bundan var ama bunların kapağı sağlam değil. Bunların içine böyle sulu bir şey koyamıyorum. Böyle kuru şeyler koyuyorum bunun içine. Ha, bunu da zaten buzdolabına kaldırmayacağım. Şurada çocukların elinin altında, onu biraz sonra acıktılar mı böyle atıştırmalık yapar yerler. Şu zeytin salatasının kalanını koyacağım dolaba. Ya bu zeytin salatasını sabah yapmıştım. Sabahki videomda izlemişsinizdir. Asıl buna... bunun lezzetini veren zeytinyağı, ben zeytinyağı işte daha zeytinyağlarımızı şeye koyamadık. Bir de onlara koymamız gerekiyor. Tenekelerde zeytinyağları. Geçen seneden zeytinyağım var da ben onu pek şey yapmıyorum. Ona böyle börek, lahmacun, biberli ekmek falan bunlara kullanıyorum onu genelde. Bu senenin zeytinyağı daha lezzetli, daha taze. Onu da daha tenekede duruyor. 5 kiloluk bidonlara boşaltacağız Ali ile beraber. Dediğim gibi bu salatanın esas tadını veren zeytinyağıyla nar ekşisi. Hadi zeytinyağını koymadım. Nar ekşisini koymak da benim aklıma gelmedi. Limon sıktım. Bir de Ali çökeri kavurmuştu. Bugün aldığımız salça da bayağı kuvvetli. Ya da çok Ali çok mu koymuş diyeceğim ama... Yani ne kadar çok da koysam kuvvetli olmayan salça, çok koysam bile kırmızı yapmıyor. Ama bu bayağı bir kuvvetli galiba. Nereden almıştık? Ali almıştı galiba onu, öyle hatırlıyorum. Şimdi bulaşık makinesini önce bir boşaltayım. Şu tarafa koyayım şeyi. Makineye. Makineye koyayım. Sizi şöyle alsam, sizi bu tarafa aldım canlar. Şimdi bulaşık makinamı bir boşaltayım. Önce bardaklarımı sıfır koyuverim şuraya. Annem diyor ki, dün akşam gelmişti annem, buraya yukarı çıkmıştı biraz. Şimdi biz evin şeklini değiştirdik ya, geldi baktı, çok hoşuna gitti, çok beğendi, çok güzel oldu falan dedi. Halıları sermemişsin dedi. Dedim artık valla çok yoruldum, zaman da kalmadı. Akşam oldu, ben de bittim, yoruldum. Bir de yatak odası ve çocuk odasını da yıkam... Hani yeni yıkadım da daha ıslak o hallarda, kurumamıştı. Bir de dedim ya Yakup'a şey yapmam lazım artık. Okuma yaptırmam lazım.
Onun dersi var. Yazı ödevi bitti. Okuma yapması gerekiyor. Onu yaptıracağım dedim. Yarın dedim artık kahvaltı yaparız. Kahvaltıdan sonra her yerin halısını açarım dedim. Süpürsek yaptırırım robota dedim. İyi dedi. Neyse. Annem şimdi geldi. İniyorum çıkıyorum. İniyorum çıkıyorum diyor. Halı serilmemiş. İniyorum çıkıyorum halı serilmemiş diyor. Ama dedim anne ne yapayım ben robot değilim. Vallahi yoruldum artık. Yoruluyorum da ya. Onu yap onu yap onu yap. Aytu onu tut annem. Ben yemek şey yemek istiyorum anne. Annem ben yemek yiyeceğim annem. Ne yemeği? Noodle ya da rizime yemek istiyorum. Ah. Daha bismillah oğlum kahvaltıyı sokmasını toplayana ne kadar oldu? Bilmiyorum. Ya kız. Ne yapıyorsun sen? Senin var ya. Senin var ya. Bunları yapıyorsun ya. Kaseleri aynı yerine koymazsan. Gerçekten iki tanesi annemin kasesi. Zaten ben zor sığdırıyorum. Şunlar annemin kasesi. Şuraya koyayım da onları göndereyim çocuklarla. Ben benimkileri zaten zor sığdırıyorum. Ay düşürüyordum ağzımda. Şöyle koyayım. Şunlardan biri saklamak kalıydı. Hangisiydi acaba? Herhalde şurada. Evet. Aynı buna benzeyen bir kasem var. Karıştırıyorum. Kaselerin içine koyuyorum. Saklama kabını onlarda o. Ha, şu kapak nerede diyordum ya. Demin şeyi kapaksız koyuyor. Şekeri kavurmasını. Kapağını bulamadım. Makineye koymuşum. Yok ya burada. Ayağımdaki terlik de terlik gibi oluyor sanki. Böyle parke ya böyle cız diye kayıyor. Hemen kayacakmış gibi. Evet, bulaşıklar yıkandı. Her yer tertemiz oldu. Robot süpürgeden son
gitti yerine değil mi? Mutfağı da süpürsil yaptırdık. Şimdi sıra geldi halılara. Ay halılar ama dışarıda. Onları alıp gelmem lazım ilk önce. Önce onları mı alayım gelin? Bir de şuradan bir iki halı indireceğim. Önce o halıları bir alıp gelelim. Ay yerler daha ıslak. Ben de bastım üstüne. Nerede benim terliğim? Polarlarım da yıkandı. Bunları falan hepsini toplayayım. Şu halıları hepsini içeriye alayım. Halıları içeriye koydum. Şeyler kaldı. Bunları kediler mi devirdi? Ne yaptı bunlar? Şeyleri yıkamıştım. Ayakkabıları yıkamıştım. Buradan bir tane ayakkabı mı eksilmiş? Ha, evet, Yakup ayakkabısını almıştı, doğru. şunları ben koyayım. Tertemiz olmuşlar vallahi. Yakup! Gelsene annem bir. Halıları da topladım, oraya koydum. Şimdi hepsini yerleştireceğim. Bunları verdiklerimi, hani yıkamıştık ya bu ayakkabıları. Oy. Hadi verdiklerimi şeye koy. Of. Sarı paşam, kurban olurum seni yaradana. Of diyor. O yerim seni ben ya. Ben seni yerim. Seni yerim ben yerim. Maşallah, subhanallah oğluma. Oğlum benim oğlum. Akıllı oğlum benim, bana yardım ediyor. Severim onu ben. Ben buraya koyayım, sen buradan al götür içeriye koy. Burası dökülmüş gene. Oraya da böyle bir duvar kağıdı tarzı bir şeyler yapacağız bakalım o dökülen duvarlara. Onu da Ali belki bu hafta halleder. Çünkü böyle işleri 4-12 vardiyasındayken yapabiliyor. Yani gündüz vardiyasındayken zaten yapamıyor. 12-8'de de uykudan uyandığında çok sersem gibi oluyor. Gece çalış, gündüz uyu. Tam bir sersemlik oluyor yani, anlayacağınız. En uygun vardiya şu an bu hafta gideceği 4-12 vardiyasında gidecek. Bu işleri halleder herhalde. Dur bakayım annem. Şimdi buralarda zaten karma karışık ama mecbur şimdi koyacağım. Bir ara buraya da el atacağım. Hem kirlenmiş hem karışmış. Öf. Bir saniye Alper. Bir şey engel oluyor diyorum. Ha? Ne dedin? Anlamadım. Evet annem. Siz işe gidiyorsunuz. Baban pardon. Siz işe gidiyorsunuz. Baban okula gidiyor. Tam tersini sevdim. Siz okula gidiyorsunuz. Baban işe gidiyor. Ali 1.30'da geliyor. Bunlar uyuyor oluyor. Ama uyurken hepsinin üstünü falan örtüyor. Bakıyor, ediyor. Bazen Alper babasının geldiğini duyuyor. Uyanıyor. Şöyle bir bakıyor babasına. Sabah da kalkıp işe gidiyoruz çünkü. Şey, okula gidiyor yine. Ay ay, ne kadar karıştırıyorum ben. Her şeyi karıştırıyorum ben. Allah'ım. Kızım da saç tarıyor işte. Durmadan böyle saçlarını tarıyor. Yerim ben seni kız. Elinde tarakla geziyor evin içinde. Oy, gene çıkmış. Çoraplar. Dur ben sana hemen bir kilotlu çorap giydireyim. Aşkım. Ay var ya. bak çekmecelere bak, karıştı. Yatak odasına her geldiğimde. Şimdi daha benim dünden kalan işlerim var. Ben bugün halıları açacağım. Şu gördüğünüz çamaşır kıyafetler ayarlanacak. Bu askıda bir sürü gömlek, elbise falan filan, bunlar giyilen, giyilmeyen, bunları ayarlayacağım. Burada Nilay'ın çekmecesi şeyden, beşiğin çekmecesinden çıkardığımız çamaşırları, çorapları, iç çamaşırları, çıt çıtlı badileri, kıyafetleri, her şeyi şu an bu ve şu sepetin içinde. Bunları şu dolabı boşaltacağım. Dur aşkım. Bunu Nilay'ın dolabı yapasım var. Bunun içinde her şey koyduğumuz bir dolap burası bizim. Öyle her şeyi. Baksanıza, namazlığa koymuşum. Çorapları koymuşum. Çorap dediğim şey, yeni sıfır çorap bunlar. Ondan sonra Nilay'ın kıştan kalan yeleklerini koymuşum falan filan. Yani bu dolap bizim her şeyi koyduğumuz bir dolap. Bu dolabın içindekileri diğer dolaba, koridordaki dolaba düzenleme yapacağım. Oraya kat yaptık ya.
O kata düzenli bir şekilde oraya düzeceğim. Bu dolabı da Nilay'ın dolabı olaraktan Nilay'ın dolabı olacak burası da. Ondan sonra şunlar ütülenecekler. Bu işleri bitirdikten sonra sıra gelince ütüleyeceğim bunları. Burada katlanacak beyaz çamaşırlar var. Hah, bir de bu Nilay'ın çamaşır sepeti. De burada beşik vardı ya. Beşiğin iki çekmecesi Nilay'ın çamaşırlarıyla doluydu. Bir de Nilay'ın kalan çamaşırları şurada zaten biliyorsunuz. Şu taraf. Şöyle. İşte bunların hepsini bir dolaba toplayacağım. Yani bu kat, bu kat ve bu kat. Bir de o beşiğin çekmecesindekiler. Hepsini bu dolaba, tek bir dolapta toplayacağım. Nilay nereye? Kapı stoperlerini böyle işte alıyor eline. Arıyoruz arıyoruz bulamıyor sonra kapıların şeylerini. Babanız geldi mi? Şimdi Ali de gelecek. Hani halılar diyecek. Ay bakmayın ben biraz ağırdan alıyorum vallahi yeter. Yoruldum çünkü. Gel kızım. Baba gelmiş. Babacık geldi. Ay nasıl seviniyor. Dur baba motoru koyuyor, motoru koyuyor. Babası gelmiş babası. Öpçük geliyor, geliyor. Sana kilotlu çorap almaya diye gittim. Kapat kapıyı çıkmasın Nilay. Kapıyı kapat. Evet şimdi şu sandalyeyi çekelim. Aferin. Çantasını koyayım şöyle. Şu sandalyeyi çekelim. Şuradaki bir iki tane halı var. Onları indireceğim ama ay sandalye de kaymasa bari. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hangi halı? Bu kahverengi. Bu değil. Şuraya koyayım. Aman Alper. Senin bir tane adam vardı ya. Oyuncak adamın. Ta burada halıların üstündeymiş. Niye? Şunu bu hangisi acaba? Bu 1,5 metrelik olan değil yok. 1,5 metrelik olanlar nerede ya? Şunlar herhalde. Bu da değil. Bunu da alalım. İndirelim. Bence şu ve şu olabilir. Biri bu. Bir deneyelim bakalım. Şurada 1,5 metrelik bir halım var. Onu ben şuraya düşünüyorum. Yatak odasına düşünüyorum. Açayım bakalım. Canlar. Nihayet halıları serdim size hemen şöyle gösteriyorum. Şu daha öncesinde koridora serdiğim böyle eni 1 metre boyu 1,5 olan 2 tane halım vardı. Şöyle ikisini ucuca seriyordum ben koridora. Şimdi bu yatak odasında yer açılınca buraya serdim. Birini böyle bakın ne kadar dünkü eşya değişiminden sonra dünkü videoda izlediğiniz eşyaların yerini değiştirdikten sonra nasıl yatak odasının açıldı. Vallahi açıldı. Çok da güzel oldu. İyi ki de bu fikir aklıma gelmiş yani. Buraya bunları serdim dediğim gibi. Şuraya ay söyleyemiyorum bir türlü. Çocuk odasına yine aynı halıyı serdim ama şuraya serecek halım var fakat burası öyle bir yer ki robot takılır sürekli. Buraya da sermeyi düşünmüyorum. Bilmiyorum. Burada ne varmış? Bir tane ufak bir şey varmış. Buraya da sermeyeyim diyorum ama böyle ince bir halım var da robot sürekli takılır diye de düşünüyorum. Bilmiyorum şimdi çok ihtiyaç duyarsam sererim. Robota da bir çare bulursak buluruz. Bilmiyorum artık. Koridora gelelim. Koridora da şöyle önce mutfaktan göstereyim size. Şu yine geçen sene kapı önüne serdiğim. Buna da robot takılır diye düşünüyorum. Ama bakalım halı bantım var. Halı bantlarıyla sabitleştirebilirim. Her zamanki beyaz halımı serdim mutfağa. Şöyle. Kirletmişler, dökeyim mi? Dök. Kirleteyim mi halıyı diyor. Ondan sonra buraya böyle her zamanki halısını serdim. Buraya böyle koridoru böyle şey yaptım. Biraz L tipi gibi yaptım. Bir parça buraya serdim. Bir parça da buraya serdim. Şöyle. Şöyle yaptım. Önceden şimdi yatak odasına serdiklerimi seriyordum. İkisini ucuca seriyordum. Çünkü buradan buraya kadar şu ayakkabılığa kadar kaplıyordu komple. O yüzden hani şuraya kadar geldiği için tam buraya kadar geliyordu o halı. O yüzden şurada küçük bir boşluk oluyordu. Ona da gerek kalmıyordu zaten. Şimdi onu yatak odasına serince burayı böyle yaptım. Ama bura için bir fikrim var, bir düşüncem var. Birkaç güne olursa
Bunları kaldırıp onu koyacağım. Olursa olmazsa şimdilik böyle dursun bakalım. Her neyse. Burayı da böyle yaptık bakalım. Şimdi size geniş açıdan göstereyim. Böyle. Burası böyle L tipi oldu. Hemen şuraya geçiyoruz. Burası her zamanki gibi aynı. Burası da böyle. Bu şekilde. En çok içime sinen yatak odası oldu. Yani en çok içime sinen yatak odası oldu. Şimdi çocuklar banyo yaptı ya, onların bornozları yatakların üzerinde serili. Vallahi güzel oldu. Şimdi son olarak ne kaldı? Son olarak da salonun halısı kaldı. Şimdi hemen salon halısını toplayacağım. Bu kirli sepetini buraya koydum. Halılar açıyorum diye. Çantalar, mantalar. Son olarak salon halısı. Hemen salonun bu halıyı topluyorum. Bir robot süpürgeye sil süpür yaptırıp yeni halıyı açıyorum.
Canlar, sizlere son olarak salonumun yeni halısını göstereyim. Salonumun yeni halısıyla sizleri tanıştırayım. Böyle canlar, yeni halım. Hani ne derler, mermer deseni derler ya, öyle bir mermer deseni, kahverengiler ve açık krem tonları. Şimdi biraz önce serdim halıyı da. Şöyle size önce bir şöyle göstereyim. Sonra yakından dokusunu falan göstereceğim. Ancak bugüne nasip oldu halıyı sermem. Ha şimdi şurayı şey diye kapı kapanıyor ya, öyle halıyı kaldırıverdim, koydum oraya. Böyle geniş aldık bayağı bir. Biraz çekyatın altına gitsin istedim. Şöyle koltukların altına biraz gönderdik. Biraz metresini büyük aldık. Böyle uzunlamasına 3 metre. Eni 2 metre 10 santim. Yani 6 metre kareden bir tık büyük. 6 metre de zaten 3'e 2 oluyor da. Bunun bir 10 santimi var zannedersem. Burası tam yani 6 metre kare halı. Buraya rahatlıkla sığıyor. Ama dediğim gibi biraz koltukların altına pay verdim. Çünkü şey oluyor. Eğer ki koltuk ayağını üzerine koymazsan parkede kayıyor bu halılar. O yüzden biraz böyle geniş olsun istedim ya. Bir de böyle hani böyle ortada, ben küçük halı sevmiyorum. Böyle çocuklu eviz ya. Çocuklar yerde yuvarlanıyorlar, oynuyorlar falan. Hem daha geniş gösteriyor salonu da. Bence güzel oldu. Fiyatını tekrar söyleyeyim. 1600 TL'ye almıştık biz bunu. Şimdi size yakından göstereyim desenini, dokusunu. Böyle. İşte altı bildiğiniz lastikli kaydırmazlardan. Kaydırmaz diye geçiyor da bunlar seramik üstünde kaymıyor da parke üzerinde kayıyor bunlar. Çünkü daha önce de bizim bu evimiz öncesinde seramikti biliyorsunuz. Buradan taşınmadan önce. O zaman da yine bu halılardan kullanıyordum. Seramik olduğu için hiç kaymıyordu. Ama parkenin üzerinde sabun gibi kayıyor. Parkenin üstünde bizim ayaklarımız bile kayıyor. Çorap giyiyoruz ya, şimdi havalar serinledi. Ayaklarımız bile kayıyor parkenin üzerinde. Canlar böyle deseni, dediğim gibi böyle. Mermer deseni deniyor. Ya çok çeşit çeşit desenler var. O kadar çok desen çeşidi var ki. Hangini alacağına karar veremiyorsun. İnanın ki. Belki 10 tane mağaza gezdik Ali ile biz o günü. Halı almaya gittiğimizde. Belki 10 tane mağaza gezdik ama çok karışık desen istemedim. Çok sade desen de istemedim. Orta halli bir şey olsun dedim. Bir de ben şu an size çekimi akşam ışığında yapıyorum. Saatimiz 8'e 20 var akşam. Gündüz ışığında da daha bir farklı bir şey ton olarak görünebilir. Daha belki de daha net görüntü olabilir aslında gündüz ışığında. Olmazsa ben şey yaparım, videoyu şimdi kapatayım mı kapatmayayım mı bilemedim. Olmazsa bir de gündüz de gösterebilirdim size, gün ışığında da gösterebilirdim. Neyse fark etmez, böyle ince ince damar desenleri olan bir halı. Açık renkli ama bayağı bir açık renk. Ya şey düşünüyorum, halı örtüsü kullanmayı düşünüyorum, bakalım. Salı pazarına gitmeyi düşünüyorum salı günü. Salı pazarında çok güzel halı örtüleri vardı. Olursa eğer halı örtüsü kullanmayı düşünüyorum. Hani bu halı örtüsünü bunun altına koyuyormuşsunuz bu şekilde. Altına koyup ben de diyorum böyle halı boyunca kenarlara şey yapıştırırım. Ne onun adı? Yapışkan var ya, hani halı kaydırmaz yapışkan, ondan var bizde. Ondan yapıştırırım diyorum böyle dört tarafına da. Örtüyü de üzerine örtüp şöyle kenarlarına geçirir, onu yapıştırırım halı parkeye. Annem de geldi şimdi. Öyle düşünüyorum, bakalım canlar. Böyle halım bu şekilde. Şimdi annem geldi, annem de ilk olarak görüyor. Yani annem normalde halıyı gördü de hani böyle serilmiş halini görmedi. Sağ ol anne. Güzel, daha güzelleri sizlere olsun. Daha serdim. Çocuklar uyuyordu çekyatlarda. Altına koyamadım. Şimdi koydum daha. Şimdi geçirdim şöyle. İyi olmuş ya. Yeter yani şimdi boyu.
büyük büyük. Aslında bizim öbür halının kestirmiştik ya biz onu birazcık. O kestirilmemiş hali. Yine aynı büyük aldık. Ama şey diyorum. Şöyle güzel olmuş. Daha geniş gösteriyor. Yemek yerken rahat rahat oturuyorsun. Yani kısa kestirdiğin zaman şuralar falan şey oluyor. Parkeye geliyor. Çocuklar yere oturmak zorunda kalıyor. Böyle geniş olsun dedim. Çok güzel olmuş. İyi, çok beyaz diyordum kendisine. He. Ya alabul aslında çok beyaz da değil de karışık. Çok karışık da değil. Çok açırı, sade de değil. He. İşte bilmiyorum böyle. Güzel güzel güzel. Sağ ol anne. Geç. Tamam aşkım. Annem rahat bırak. Rahat bırak bebeğim. Aşkım, çiçeğim, gel yanıma gel, gel gel gel, gel 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 aşkım gel, gel abisi o kendisi yürümeye çalışıyor, bırakır mısın? Koy yere annem. Yavaşça koy, yavaşça koy. Bir yere ağrımasın. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Yavaş bak, sırtı falan açılıyor. Üstü başı açılıyor. Oy kuzum ya. Polarlar yıkandı da canlar. Çekyatlara koyamadım. Yarın artık takacağım çekyatlara polarları da. Nilay. Nilay. Nilay anne çağırıyor. Aşkım. Nilay anne çağırıyor. Kızım. Oy 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 abisi sinirlendirdin Nilay'ı. Allah'ım. Yakup bak elindekiyle sana vurur falan. Evet. Canın acımasın anneciğim. Canın acır sonra. Oy kurban olurum. Kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana. Nilay. Hı? Ne oldu? Üşüdün mü? Gel bakayım, ateşin falan çıkacak olmasın sakın. Ah Aylin, ateşin çıkacak. Yani yarın okul açılıyor, çocuklar hastalanmaya başladılar. Hastaneyim zaten. Ben okula gidemeyeceğim yani. Yarın belli olur o da.